Arkaya doğru ilerleyebilir miyiz? Bakın kapıların olduğu yerler boş. Gençler. Şengül Cağol'a şoförlük yapıyorum, kaptanlık yapıyorum. 17 yılı aştı, yani 17 yılı geçti. Benim çocuğum engelli. Engelli okuluna gidip gelip o zaman da çok ihtiyacım vardı. Yani çalışmaya ihtiyacım vardı, paraya ihtiyacım vardı. O şekilde oradan bana bir teklif geldi. Ben de yaparım dedim. Hiç tereddüt etmedim. Sağ olsun Düzce'deki patronum bana bu işe başlamamda sebep olan İsa Üçüncü Bey'e çok ama çok teşekkür ederim sizin aracılığınızla buradan. O güvendi, aracını verdi. Çünkü bayanlara biliyorsunuz hani yapamaz diye aracını kimse güvenip vermiyor. Hani böyle de bir şeyler olduğu için aslında bayanlar çok bu işe cesaret edip kalkınamıyorlar. Sonra yaptığımı görünce tabii ki onlar da çok sevindi. Annem çok mutlu oldu, abim de çok mutlu oldu. Onlar da benim destekçim oldu. Sonra Düzce Halk Otobüsü'ne başladım. Oraya geçiş yaptım. Sonra da nasip oldu İstanbul'a geldim. 6 yıldan beri de 6 yıl doldurdum, İstanbul'dayım. Çoğunluk Beyoğlu bölgesinde çalışıyorum zaten. Maslak daha yoğun. Ayaza, 41AT, 41E, 59R, 43R, böyle. 30M, Beşiktaş. Haftada 6 gün çalışıyorum. 8-9 saat, bazen 10 saat olabiliyor. Trafiğe göre değişiyor. Ya biraz stresli olsa da insan severek yaptığım için hani o trafiği bir şekilde tolere ediyorum. Yani yok sayıyorum diyeyim. Araç kullanmayı seviyordum. Bir ilgim vardı ama bu şekilde mesleğim olacağını hiç aklıma getirmemiştim. Gelmemişti yani aklıma. Küçükkenki hayalim de polis olmaktı. Şimdi polisleri görünce zaten hayranlıkla bakıyorum. Ben buraya ilk geldiğimde bayanlara da izin veriliyor mu artık? Bayanlar çalışabiliyor mu diye bu soruyla çok karşılaştım. Galiba hani bayanlara izin yoktu. Öyle bir şey var galiba, bilmiyorum. Ama çalışmak isteyen de her şekilde herkes kapısını açabiliyor yani. Artık cesaretlerim yok. Bayan, bu iş bana göre bayan işi. Hiçbir zorluğu yok aslında. Herkese çok tavsiye ederim. Gelmelerini, başlamalarını çok rahat olduğunu söyleyebilirim. Onlar ilk başta beni bir yadırgadılar, ilk geldiğim zamanlar beni bir yadırgadılar. Hepsi bunu bir belli etti. Ondan sonra alıştılar. Onlar da beni kabul ettiler. Ben de onları kabul ettim. O şekilde yani onlar da bana hiçbir zorluk çıkartmıyor. Hani yolda falan karşılaştığımız olsun ya da işte son duraklarımız olsun. Hepsi elinden gelen yardım şey yapıyor. Benim de onlara saygım sonsuz. O şekilde benim için yani çok güzel bir duygu aslında. İlk önce evrakların tabii ki tamam olması gerekiyor. Serecesi, psikotekniği ve ehliyeti olması gerekiyor. Otobüs kullanabilecek ehliyet olması gerekiyor. Ondan sonrası aslında çok kolay. Otobüs aşağıya müracaat ettiğindeki onlar şirketlere yönlendiriyor. Şoför ihtiyacı olan şirketlere yönlendiriyorlar zaten. O şekilde biraz deneyimi de varsa ki ehliyet alan insanın zaten deneyimi olur. Büyük araç kullanma deneyimi olur zaten olmazsa. O şekilde yardımcı oluyorlar ve işe başlayabiliyorlar yani. Hiçbir tedbirli gider bayan, daha dikkatli olur, daha nazik, daha kibar olduğu için. Yani o yüzden bayan işi olarak bakıyorum. Hani bayanlar çoğalsa saygı, şey bence çok daha fazla olur diye düşünüyorum. Hatta o eğittiğim şoförü bile bu şekilde eğittim. Hani yapma bunu. Hani gayet rahat ol. Hakimiyet senin. Hani çok dikkatli olmaya çalışıyorum, böyle yapıyorlar ya. Hiçbir yere gidemiyorlar çünkü görüş alanları yok. Sadece şuraya bakıyorlar, şuraya. Buraya bakarsan hiçbir yerden haberin yok ve önün asla açılmıyor. Bir yere gidemiyorsun ki. Aslında orası boş. Şuradan bir ayrılsa şuraya bir gelse gidecek. Ama bu Mecidiköy'e gitmiyor değil mi? Ay, gitmiyor. Ay canım. Endişe edecek hiçbir şey yok. Sonuçta hep denetim altındayız. Araçlarımızda kameralar var. Kameralarla denetim oluyor. Zaten herhangi bir şey olduğunda ki bugüne kadar hiç olmadı. 6 yıldan beri İstanbul'dayım. Yani hiçbir olumsuzlukla karşılaşmadım. Hemen bir saldırı öyle bir şeyle hiçbir şeyle karşılaşmadım. Olsa da zaten anında müdahale edecek kadar yani denetim altındayız. Yani o yönden de bayanlarımızın korkmasına hiçbir gerek yok. 6 gün, haftanın 6 günü çalışıyoruz. Yani sabahçı olduğumuz zaman tabii daha bir rahat oluyoruz. Sabah erken zaten işe başlıyoruz.
Sabah 5 gibi işte evden çıkıp garaja gidip araçları alıyoruz, hat başlarına gidiyoruz. En fazla yani araç çok nöbet değilse ki o çok az denk gidiyor hani nöbet olduklarında. En geç 2'de, 1.30-2'de arabadan inmiş oluyoruz. Yani ondan sonra gün bize ait. Yani istediğimizi yapabiliriz, dinlenebiliriz, gezebiliriz, işlerimizi yapabiliriz. Ben genelde yani çoğunluk %99 güzel tepki alıyorum. Hiç olumsuz tepkiyle çok karşılaşmadım yani bugüne kadar. Harikasınız. Aa, çok güzel. Nasılsınız ya? Ay, destekliyoruz sizi. Harikasınız. Kaç kişisiniz? 2 kişisiniz. Süper. Devam. Bazı istisnalar da yani çoğunluğu bozmuyor. Yani onlar da tek tük şeyler. Onlar da çok umursadığımız şeyler değiller açıkçası. Aa, bayan mı kullanıyor? Aa, kadın mı kullanıyor? Gibi. Hani daha önce görmediği için de olabilir bu. Ya da istemediği için de olabilir. Onu tabii tam olarak bilmiyorum düşüncesini ama hani böyle bir iki çok nadir şeylerle karşılaştım ama genelde çok olumlu tepkilerle karşılaşıyoruz. Çok memnun oldum. Kadınlar güçlüdür. Güçlü olmaya devam etmeli. Ben de onlardan biriyim. Daha çoğalmamız lazım. Kadınlar yönetecek bu dünyaya. Buna inanıyorum. Güzel bir hissiyat yani. Şöyle söyleyeyim. Bu zamana kadar yani Nemrut suratlı otobüs şoförlerini görmeye alışkın olduğumuz için ya böyle bir kadın şoförü görmek sevindirici yani. Yani mutlu oldum diyebilirim. Çok şaşırdım. Yani ilk defa gördüm çünkü. O yüzden iyi, çok değişik bir şey hissettim yani. Biz araca hiçbir müdahale etmiyoruz. Sadece yetkililere bildiriyoruz. Onlar gidip olduğu yerde, aracın olduğu yerde müdahale yapıyorlar. Ya olduğu yerde gideriliyorsa arıza orada gideriyorlar. Ya da kademeye garajımıza gitmek gerekiyorsa oraya götürüyoruz aracı. Orada yapılıyor. Tekrar hattımıza devam ediyoruz. Öyle arabamda çok aşırı bitmez bir kavganın olduğunu hiç görmedim. Yani bir iki ufak tefek şey oluyor, sataşmalar falan oluyor ama ondan sonra sakinleşiyorlar. Ama yani onları öyle bir şey olduğunda sakinleştirmeye çalışıyorum, uyarıyorum. Zaten benim sesimi duyduklarında nedense uzatmıyorlar. Genelde uzatmıyorlar yani trafikte. Tabii beni de rahatsız eden oluyor. Hani aynadan görüp bir bayan olduğunu görüp, aa işte bir hareket yapalım falan diyebilen insanlar oluyor. Diğer bayanların yapabileceği tepkiyi vereceğimi zannederek benim de önüme falan kırmaya çalışıyorlar ama benim onlara karşılık verdiğim tepkiyi görünce herkes bir yoluna doğru ilerliyor. Bu da gerçi bayanın elinde yani zihniyette olan insanlar oluyor ama ben onları bir şekilde yoluna gönderiyorum. Metrobüste çalışmayı çok ama çok isterim. Ama bir sefer müracaat etmiştim, hayır yanıtı gelmişti. İnşallah bir dahakine olur, kabul ederler. Metrobüste bayanın olması gerektiğini düşünüyorum. Kendi aracım var, seyahat etmeyi de seviyorum ama küçük aracı ben kullanmıyorum, eşime kullandırıyorum. Küçük araç kullanmayı sevmiyorum. Doğru, ben kullanıyorum. Ben seviyorum. Biraz trafikte aramız var. Şey, trafik sıkıntı, başka bir şeyimiz yok. Hatta eşimle bazen izin günümüzde çıkıp otobüste başka bir yerlere gitmek için, gezmeye gitmek için otobüsü kullanıyorlar. Eşim ben o daha dikkatli kullanıyor, benden iyi kullanıyor. Ve çoğu erkekten iyi kullanıyor diyorum size. Daha dikkatli. Hatta bunu yolcular bile söylüyor yani, takdir ediyor eşime. Allah izin versin, işte emekli olarak da yapacağız. Sonra emekliliğin tadını çıkaracağız. Gerçi biz alıştık ya, duramayız. Gene çalışırız herhalde. Tabii imkanı olursa, iş imkanı olursa yine çalışırız. Aynen.